Köprülü Nehri'nin çıktığı kaynaklar doğanın kusursuz arındırma sistemlerinden süzülerek geldikleri için son derece temizdir. Ancak insan etkilerinin yoğun olduğu rafting alanlarında kirlilik yaşanmaktadır. Bu kirliliği oradan geçimini sağlayan yöre halkının engellemesi gerekmektedir. Denizler ve göller gibi akarsularında başlıca çekicilik kaynağı suyun yarattığı estetiktir. Yer şekilleri, kanyon, bitki örtüsü ve çağlayanlarla artan bu çekicilik doğa turizmine konu olurken insanın akarsu kıyılarında yarattığı kültürlerin kalıntıları kültür turizminin ilgi alanı içine girmektedir. Burada nehir suyu başlı başına önemli bir turizm çekiciliği ve su sporları için uygun bir özellik göstermektedir. Akarsu üzerinde rafting, kano ve nehir kayağı gibi su sporlarının yapılması mümkün olduğu gibi, akarsuyu içinden aktığı vadinin görsel açıdan ortaya koyduğu şekiller ile de tam bir açık hava müzesi durumundadır. Saha alanı, Köprüçay Nehri boyunca gelişmiş dik ve derin vadiler hem seyir hem de macera arayan turistlere fırsatlar sunması açısından oldukça zengindir. Köprülü Vadisi doğal peyzajın en renkli olduğu mekanlardan biridir. Köprüçay Canlı Nehri çevresindeki bölge tam bir doğa rezervidir ve sadece ekoturizm taraftarlarını değil, raf tutkunlarını da cezbedecek muhteşem güzellikler barındırır. Nehir, dünyadaki en tehlikeli ve acele eden nehirlerden biridir. Burada yürümek, hele hele kaya sistemleri arasında girip gezintiye çıkmak cesaret işidir. Doğanın cesur yolcuları ancak bu nehir sahası yürüyüşlerini gerçekleştirebilir. Nehir sahası yolculuğunun yanı sıra yerel doğanın özellikleri, doğa rezervinin en nadir hayvan ve kuş türlerinden de keyif alınabilir. Nehirde rafting, pitoresk alanlar üzerinden yürüyüşlerden daha önemli sayılabilir. Su yolu üzerindeki karmaşık engellerin çeşitliliği çok nadir oluşumların peyzaj sahasıdır. Köprülü Nehri'nin 160 kilometrelik sahasında belgesel çekimler yaparken çok sayıdaki karmaşık filama, hendek ve kaya oluşumlarının yanı sıra birçok yosun kayasının da üstesinden gelmek zorunda kalıyoruz. Nehir doğası burada sporculara heyecan verici ve nefes kesen bir macera için ihtiyaç olan her şeyi sunuyor. Bu alanın en önemli avantajlarından biri bakir kalmasıdır. Doğal rezervin popüler yürüyüş parkurlarında yürüyüş sırasında bile yüre insanı son derece nadir görür. Dünyanın en şiddetli nehirlerinden birisinin kıyıları neredeyse her zaman insan yapımı ucubelere maruz kalabilmektedir. Rafting yollarının çoğunluğunun bulunduğu nehrin orta yolu karmaşık akımlar açısından zengindir. Sadece deneyimli sporcular onlardan üstesinden gelebilir. Burada Milli Park bölgesi harika ve ihtişamlı doğasını tanıtmak için mükemmel her fırsatı sunuyor. Köprülü Nehri, Antalya'nın en iyi ve en tehlikeli rafting bölgelerinden biridir. Nehir sayısız tehlikeli akım ve sayısız su omurgası ile karakterize edilir. Nehir ne olursa olsun engelsiz bir nehir kilometresi yoktur. Uygarlık yakınlığına rağmen bu bölgeyi ziyaret edenler yemyeşil ormanlarla yemyeşil olan nehrin turkuaz suları sayesinde doğayla tam bir uyum içindedir. Nehir sahası nice inanılmaz derecede müthiş ve tehlikeli yanlarına rağmen aynı zamanda karşı konulmaz derecede güzeldir. Çamurlu dağ akışlarının aksine suyu çok saftır ve hoş bir açık yeşil renktedir. Yüksek sıcaklıkların hüküm sürdüğü yaz mevsimi de dahil nehir suyu canlandırıcı olarak serin kalır.
sayısız karstik sistem ve kaya ile acele eden nehir, inanılmaz güzel ve zor arazide en kısa sürede denize ulaşana kadar hızla akar. Doğa sevenler, nehrin kıyısında büyüyen gür çam ormanlarından etkilenirler. Ekoturizm hayranları için inanılmaz heyecan verici seferler bu alandan yapılabilir. Küçük kum adalarında veya nehir kıyılarındaki kayalıklarda bir gece kalınabilir. Vahşi hayvanların gözlemlenmesi son derece heyecan verici bir maceraya dönüşüyor. Şans olursa bir tane vaşak veya küçük bir ayı ve kurt bile görülebilir. Antalya'nın geçilemeyen tropik özellikli Akdeniz ormanlarında Köprülü Nehri bazı bölümleri gizlidir. Bazı rotaları gizli ve çok karmaşıktır. Rafting için ideal çok sahalar henüz kullanılmamaktadır. Günümüzde ise Köprülü Nehri, nadir türlere ve el değmemiş sulara ev sahipliği yapan tam bir vahşi doğa mabedi halindedir. Eşsiz bir doğa olan bu saha, her biri farklı bir ekosisteme sahip bu bölgeleri keşfetmenin güzelliği ise, sular üzerinde veya kenarında ilerlerken günün her saati başka bir manzarayla karşılaşılmasıdır. Burada doğa, sınırsız sayıda şekil, form, renk ilişkisi sunuyor. İnsan muhteşem oluşumları ve güzelliği gördükçe daha fazlasını göresi geliyor ve görebildikçe daha fazla hayrete düşüyor. Bu sahada belgesel çekimler yaparken beynimiz sürekli sorularla meşguldür. Doğa, yalnızca gök, deniz, bulutlar, ağaç ve kayalar gibi dış dünyanın jeopolitik yapısıyla sınırlı mıdır, değil midir? İnsana ait yapılar ve eşyalar da doğanın bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki doğal olsun, yapma olsun, bizi çevreleyen tüm nesnel elemanlar doğanın bir parçasıdır gibi yanıtları yine burada ararız. Köprülü sahasında doğa sürekliliği olan bir öğretmendir. Gözlemci birey veya daha dar anlamda sanatçı, sanatın kavramlarını çok çeşitli örneklerle doğadan öğrenebilir. Doğada sanatsal problemlerin nasıl çözüme kavuştuğunu görebilir. Bizler de ne öğrendiysek, öğretmenden değil doğadaki ağaçtan, kayadan, sudan ve renklerinden öğrendik. Bu bağlamda sadece eğitim ve öğretimin hayata ve çevreye ilgisizliği karşısındaki doğa eşliğinde tepkinin sözcüsü olarak değerlendiriyoruz. Doğanın sunduğu sayısız örnekler burada ve sonsuzdur. Antalya karstik sisteminde canlı ve cansızlarda çok farklı kategorilerde doğanın farklı sanat örnekleri görülür. Doğanın sergilediği muhteşem sanatında akıl almaz güzellikte sanatlar burada sergilenir. Doğa burada ve her yerde hiçbir şeyi kusurlu yaratmaz. İnsan gözüne göre güzel ya da çirkin olsun, tüm biçimlerin bir varoluş nedeni vardır ve var olan tüm varlıklar arasında olması gerektiği gibi olmayan tek bir varlık yoktur. Doğada tutarsızlık olmaz. Bu nehir sisteminde doğa her zaman en yetenekli sanatçının sanattan daha doğaldır. Sanatın bu bakımdan doğayla boy ölçüşmesi olanaksızdır. Sanat sadece doğayı kopya eder, anlam ve özünse de yalnızca bir benzerlik sorunu olmadığı açıkça ortaya çıkar.